Sabah sporuna devam ediyoruz efendim. Serkan Korkmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Günaydın Serkan Korkmaz, iyi pazarlar, hoş geldiniz. Günaydın, iyi pazarlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. E, Sport Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Alt sıralarda ligde kalma mücadelesi, üst sıralarda şampiyonluk mücadelesi. 39. haftaya Bol gollü bir giriş yaptık. Beşiktaş evinde Atakaş Hatayspor'u 7-0 e, mağlup etti. Net bir skorla, farklı bir skorla mağlup etti. E, böyle bir karşılaşma bekliyor muydunuz? Evet, Beşiktaş'ın galibiyeti tabii ki Atakaş Hatayspor karşısında mümkündü. Şampiyonluğu ipini gö göğüslemek isteyen Beşiktaş galip gelmek için sahaya çıktı ama e, 7-0'lık skor e, sanki Atakaş Hatayspor karşısında bu kadar farklı bir skor beklenmiyordu. Nasıl değerlendiriyorsunuz Serkan Korkmaz? Kimse beklemiyordu. Ee, hiç kimse e, bu kadar rahat bir galibiyete ulaşacağını, Beşiktaş'ın düşünmüyordu. E, ortam çok gergindi. E, Beşiktaş da gergindi. Aslında bu gerginliğin biraz yersiz olduğu da ortaya çıkmış oldu böylelikle. E, hepimize göre maçın favorisi Beşiktaş'tı. E, Beşiktaş e, mesela bu hafta Evinde Erzurumspor'la oynayacak olan Fenerbahçe, Ankara'da Gençlerbirliği ile e, maç yapacak olan Galatasaray'ın bile yani kesin bu maçları kazanırlar de, e, diyemediğimiz ortamda ligin en iyi takımlarından birine Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren ve e, son derece de sempati toplamış oynadığı futbolla e, bir takıma tam 7 gol attı ve sezonun en farklı galibiyetini elde etti. Sezonun en farklı galibiyetini yani artık böyle finiş düzlüğüne girdiğimiz bu ortamda Beşiktaş bir anlamda herkese de büyük bir göz daha vermiş oldu. Biraz da kendisi de dahil tüm kamuoyunun bazı şeyleri anlamasına ciddi şekilde yardımcı oldu diye düşünüyorum. Düşünsenize yani ben fenerbahçe Erzurumspor'u Kadıköy'de kesin yener diyemiyorum. Galatasaray Gençler Birliği'ni küme düşmemeye oynayan Gençler Birliği'ni bir diğer takım kesin yener diyemiyorum. Ee, ama Beşiktaş Hatay'ı yener diyordum. Ama 7-0 hakikaten bir başka oldu. Üstelik bunu sezon başında serbest bıraksanız Türkiye'den çok az takımın talip olacağı, şu an şampiyonluğa oynayan takımların hiçbirisinin talip olmayacağı, Larin'in 4 gol at atmasıyla elde etti. Ee, Abubakar Sakatken devre arasında transfer ettiği çok önemli golcü Cenk Sakatken elde etti. Bunu e, bunları Rıdvan'ın attığı golle elde etti. Kalesinde Ersin varken elde etti. Yani hakikaten yere göğe sığdırılamayacak büyük bir başarıyı imza atıyor Beşiktaş. E, başta teknik direktörü Sergen Yalçın olmak üzere. E, ve bu 7-0'lık galibiyette de hani derbi öncesi moral buldu diye bir klişemiz vardır ya bizim. Evet. E, derbi öncesi Galatasaray'ın moralini bozdu. Hani Galatasaray bir maç daha oynayacak işte bu akşam Ankara'da Gençler Birliği ile. Gerçekten tarihi bir gece yaşandı Doğuma Bahçesi'de ve tahmin ediyorum özellikle maddi durumu iyi olan beşiktaşlılar ya da bir araya gelen beşiktaşlılar pandemideki kapanmanın bitişini hesaplayarak teknik kiralamaya başladılar diye düşünüyorum. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ee, aynı zamanda hikayesi olan bir karşılaşmaydı dün oynanan Atakaş Hatay Spor Beşiktaş mücadelesi. Ee, daha önce Ömer Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalara Teknik Direktör Atakaş Hatay Spor'un Teknik direktörünün yapmış olduğu açıklamalara e, Sergen Yalçın şu cevabı vermişti. Cumartesi olsun göreceğiz. Dün e, neredeyse tüm Beşiktaş camiası taraftarları... Ee, Sergen Hoca'nın bu açıklamalarına vurgu yaptı. Sahada inanılmaz hırslı bir Beşiktaş vardı. Takım iyi motive edilmişti Sergen Hoca tarafından ve çok küçük bir detay ama mesela bu konuda da fikrinizi merak ediyorum e beşinci golde bile gol sevincine takım halinde bir arada yaşayan birbirine koşan bir futbolcu topluluğu vardı birinci golde koşarsınız ikinci golde koşarsınız üçüncü golde de koşarsınız ama beşinci golde artık biraz hani ipleri salarsınız hayır öyle değildi Beşiktaş gol sevincini bile e, o hırsla o coşkuyla 5. golde dahi yaşayan bir siyah beyazlı takım vardı Serkan Korkmaz. Yani e, gerçekten müthişti. Ben Ömer Erdoğan'ın açıklamalarına değinmek istiyorum. Ömer Erdoğan açıklamalarında açık konuşmak gerekirse bana hiçbir zaman garip gelen bir şey yoktu. Ömer Erdoğan hakikaten bence beyefendi bir kişilik. E, sempati de toplayan bir takım oluşturdu. Önemli başarılara imza attı. Bu sezona damga vuran takımlardan birisiydi. Hatay Spor ve birisi hali hazırda yani dün akşamki çok farklı mağlubiyete rağmen ki Beşiktaş'ın karşısında dün akşam kim olsa duman olurdu yani öyle görmek lazım yani hiçbir takımın dayanamayacağını zannediyorum ya da Hatay Spor karşısında Şampiyonlar liginde yarı final oynayan şu dört takımdan herhangi birisi olsa hani bu kadar ağır mağlup olmayabilirdi dün akşam izlediğimiz Beşiktaş sadece Sezonun en iyi futbolunu sergilemedi. Gerçekten hepimize önümüzdeki yıl çok yüksek olasılıkla doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde de umut verdi. Yani Dün akşamki futbol normal bir futbol değil. Gerçekten çok üst düzey bir futboldu. Sergen Yalçın'ın bence e, Ömer Erdoğan'a verdiği yanıt biraz sertti. Hatta ben bunu biraz eleştirdim de. E, keza herkes çok iyi bilir ki ben de bu ülkedeki pek çok futbol sever gibi. Hangi takıma ait olursa olsun ya da bizim endüstrimizin hangi bölümünde çalışıyor olursa olsun. Bir Sergen Yalçın hayranıyım. Bakın hayranıyım diyorum. Sempatizanı değil. Sergen Yalçın için ben antrenmanlar izledim. Bırakın maç izlemeyi aktif futbolculuk hayatında. Teknik direktörlük hayatını da ilgiyle takip ediyorum. İşte bireysel bazda örneğin bir Ozan Tufan'a kattıklarını falan çok dikkatli bir şekilde not almış bir insanım. Bu sene Beşiktaş'taki performansı gerçekten takdir şayandı. Ama Sergen Yalçın'ın e, saha içi ve saha dışı e, takımına çok büyük bir liderlik ettiği, dünkü e, takımına verdiği motivasyondan belli ama e, bazen kantarın topuzunda e, ayarsızlıklar olabildi. Mesela onlardan birisi yakın zamandaki Ömer Erdoğan açıklamasıydı. Ben kendisi gibi genç ve umut vadeden bir meslektaşı hakkında biraz sert bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Ama belki Sergen Yalçın Neviş nevi şahsında münasır zekası ve üslubuyla takımını motive etmek için kullandı. Belki de Ömer Erdoğan'ın gönlünü aldı. Çünkü benim izlediğim kadarıyla Ömer Erdoğan aslında durduk yerde Beşiktaş maçına dair bir açıklama yapmadı. Kendisine doğal olarak şampiyonlar giden takımla oynayacağım maç soruldu. O da doğal olarak biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz diye şeklinde bir açıklama yaptı maç sonu demecinde. Bunlar çok doğal açıklamalar aslında ama Sergen Yalçın bunu bile bir motivasyon aracı olarak kullanmayı başardı diyorum tırnak içinde e, bence e, çok özel bir performans sergileyen Sergen Yalçın'ın iletişimde de kendi mizacına dönmesiyle daha da büyüyeceğini e, varsayıyorum e, keza an itibariyle Sergen Yalçın'ın bu ülkede çalıştırmak istediğinde ya da işsiz kaldığında çalıştıramayacağı hiçbir takım yok Buna Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray da dahil ve Sergen Yalçın an itibarıyla bir gün Şenol Güneş bıraktığı takdirde yollarını ayırdığı takdirde milli takımla milli takıma adı geçecek Türk teknik adamlar içinde ilk sıraya yazılıyordur pek çoklarına göre diye düşünüyorum. Evet peki biraz da bir bireysel performansları konuşmak istiyorum. Bireysel performanslarda aslında yazalım performansını konuşmak istiyorum. Çünkü Larin performansını e, 4 golle taçlandırdı. E, aynı şekilde Rıdvan ilk golüne imza attı Beşiktaş formasıyla. Onun için büyük bir mutluluktu ki gözleri doldu. E, gol sevincini o şekilde yaşadı. Ama Gezal iki gol pası verdi Cezayirli Yıldız ve 18 asiste ulaştı Serkan Korkmaz. E, Müller'i dahi solladı. E, Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor e, Gezal performansıyla ve yapmış olduğu asistlerle. Aynı zamanda hatta iki asisti daha sayarsak e, gol attırdı ki dün de yine olanın aslında golünde o pası veren e, asist sayılsa rakip takıma verdiğiniz paslar. iki golü de iki asisti de o şekilde var e, Gezal'ın. Nasıl değerlendirirsiniz performansını? E, şöyle bakacak olursak genel bir süperlik değerlendirmesine... E, yurt dışından takımların e, ya da e, Süper süperlikte oynamadığı takımlar tarafından istenecek kadar büyük performans sergileyen ve çok özel yıldızlar e, Süper süperlikte de var. E, mesela e, bakarsanız Hatay Spor'da dün akşam 7 gol yiyen Hatay Spor'da bile var. İşte Kim var, e, Diouf var, e, Bupensa var. E, Fenerbahçe'de hani şu anda gitseniz ve Abdullah Avcı'ya işte Emre Belözoğlu'na Fatih Terim'e deseniz Beşiktaş'tan ilk kimi alırsın diye tahmin ediyorum hemen hemen hepsi Gezal derler. Yani bundan benim şüphem yok. Şampiyonlukta bütün futbolcular pay sahibi ve en büyük pay sahibi de teknik direktör ama yani eminim şu anda ne Türkiye'deki büyük kulüplerin herhangi biri ne de Avrupa'nın belli başlı kulüpleri Gezal'a hayır deme lüksüne sahip değiller. Gezal gerçekten çok özel bir performans sergiliyor ligimizin tartışmasız en çok parlayan mücevheri konumunda ee, çok özel bir yetenek. Ee, Beşiktaş'ta aradığı fırsatı buldu. Bir zamanlar e, Avrupa futboluna damga vuran ama sonrasında düşüşe geçen e, Mario Gomez e, Beşiktaş'a gelip yeniden Alman milli takımına seçilme başarısını göstermişti ve bunda e, Şenol Güneş'in, Beşiktaş'ın payı çok büyüktü. Gezal'da Avrupa'nın üst düzey isimleri arasına Sıçrama fırsatını Beşiktaş'taki performansı ile elde etti. Ben Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi gibi bir devler arasında Beşiktaş'ın Gezal gibi yıldızlara çok ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Umarım Gezal Beşiktaş birlikteliği devam eder. Ama şu performansla yani Gezalı da rahat bırakmazlar gibi duruyor Avrupa'nın önde gelen kulüpleri. Ve aslında sözlerinize şöyle başlamıştınız. Beşiktaş şampiyonluk yarışında derbi mücadelesi öncesi Galatasaray'a Galatasaray'ın moralini bozdu. Bu akşam Galatasaray Sarı Kırmızılar Gençler Birliği'ne konuk edecek. Oldukça önemli bir karşılaşma. E, derbi öncesi Aynı zamanda belki de şampiyonluk belli dediğimiz noktada e, ikincilik yarışı da çok önemli diye düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonluk olmasa dahi ikincilik yarışı olacağı kesin. Bu anlamda çok önemli bir mücadeleye çıkacak Sarı Kırmızılar. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Şimdi şöyle yani e, gündemimiz içinde yüzdüğümüz akvaryum e, tüm meslektaşlarımla birlikte. E, şampiyon kim olacak sorusu artık... Yani o kadar da önemli bir soru değil. Derbi maç ne olur sorusu var. Kimler düşer sorusu var. Bir de e, Süper Lig'in ikincisi kim olur sorusu var. Biliyorsun e, Şampiyonlar Ligi'nin dört yarı finalisti. ilk yarı final maçları da oynandı. Dört yarı finalistinden bir tek Chelsea'nin kendi liginde sıralamasına göre Şampiyonlar Ligi'ne katılma e, hakkını elde edememe durumu var. Dolayısıyla bu dört yarı finalisten sadece Chelsea şampiyonu olduğunda Türkiye şampiyonu. Ee, eleme oynayarak şampiyonlar ligine gidecek. Yani bir sonraki sezon zaten artık eleme oynamaya başlayacak şampiyonumuz ama bu sezon eğer şampiyon olursa Chelsea ve eğer ligdeki durumu şu an tam sınırda diye diyebiliyorum kötü bitirirse, şampiyonlar ligine girecek pozisyonda bitiremezse ve şampiyonlar ligini şampiyon bitirirse o zaman ligimizin şampiyonu ön eleme oynayacak Ceyda bu çok önemli bir şey ama e, lig ikincimiz e, mevcut durumda kuvvetle muhtemel e, bir playoff oynayarak e, şampiyonlar ligine girme hakkına sahip. E, i̇çinde bulunduğumuz bu finansal durumda e, kulüplerimiz açısından şampiyonlar ligi katılımı hayati önem taşıyor. Yani ben Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerilimin e, çok azalmadan devam edeceği kanaatindeyim. Yani iki tarafın trolleri, birbirlerinin hakemleri, maç yönetimleri e, aleyhinde konuşmaya devam edecektir. Profesyonel ve amatör trolleri. Ee, bu açıdan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kıran kırana bir ikincilik yarışı ve önümüzdeki hafta oynanacak bir Galatasaray-Beşiktaş derbisi gerilimi yine de yaşayacağız gibi duruyor. Fakat bunun ötesinde çok daha e, sert geçen bir başka gerilim kimin dikte kalıp e, kimin düşeceği konusu. Gençler Birliği e, Lig tarihine damga vuran özellikle İlhan Cavcav yönetiminde Gençler Birliği köklü kulüp e, hakikaten kuvvetle muhtemel düşme adaylarından birisi olarak gözüküyor. E, ben e, sayısız Galatasaray Gençler Birliği maçı izledim Ankara'da ve İstanbul'da. Galatasaray Gençler Birliği maçlarının havası da bir başka olur. Bu akşam e, dediğim sebeplerden dolayı hem ligdeki ikincilik yarışı, hem Beşiktaş derbisi öncesi e, takım morali, hem de Gençler Birliği'nin ligde kalma yolunda zorlu fikstüründeki her maçı kazanma zorunluluğu bu akşamki maçı çok farklı bir yere koyuyor. Gerçekten nefes kesen bir maça tanıklık edeceğiz. Evet çok teşekkür ediyoruz Serkan Korkmaz kıymetli değerlendirmeleriniz için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Herkese iyi haftalar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.